Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve yine A'dan Z'ye serisinin yeni bir bölümündeyiz. Bu arada videoya başlamadan önce şunu da belirteyim. A'dan Z'ye serisinin yine başında belirtmek istiyorum. O yüzden şey yaptım. Bu şeyini oynatma listesini oluşturdum ve ekledim. Oradan bu ana kadar geldiğimiz karakterleri incelemek istiyorsanız inceleyebilirsiniz. Şimdi Venomous Dvorak kaldı abi. Bu ablamızı tanıtacağız. Venomous artık Venomous neyse her ne boksa. Şimdi bak ne diyor? Rakip şey diyor, Dvorak'ın diyor düz vuruşları %100 daha fazla hasar vuruyor. Bu şey negatif efekte etkilenmiş rakip birey Dvorak'ın düz vuruşları %100 daha fazla vuruyormuş. Aynı zamanda zehiri 2 kere stackleye biriktirebiliyormuş yani bu Dvorak ablamız. Yani şunları bir bu arada fullleyeyim, böyle şey gibi kalmasın, garip kalmasın böyle. Bunları şey yapalım abi, çık bakalım oğlum. Tamam, şunu da bir fullle. Bunun level'ı kaç bu arada ya? Bu çok mu düşük level abi? Hiç oynamamışım herhalde bununla da. Seni seviyorum. He tamam, 20 seviyesin. Yeterli abi. Lan dur dur. Allah kahretsin. Bir tane de kaldı elim. Yetişmedi görüyor musun? Neyse tamam. Şunu da ver bakayım. Tamam, 20 milyon mu oldu lan coins? Çok güzel olmaz mı öyle olsa? Aa çok güzel oldu lan. Vallahi mükemmel oldu ha. Şimdi buna bir ekipman verelim biz. Ekipman şunu verelim abicim. Aynen bunu verelim. Bir tane de zırh olarak kritik vuralım. Aynen bak şöyle verelim. Tamam. Yan tarafa bir tane takım oluşturacağız. Zaten bunda bu hesabı genelde karakter tanıtımında kullanıyorum. Kungjin'i falan şey Fujin'i falan maalesef yok. Fujin'e sıra geldiğinde zaten Fujin'i tanıttığım için listeye ben sırası geldiğinde tanıtmadığım karakter, yeni karakter şu an klasik Shang Tsung çıktı en son. Onu tanıttık zaten yani. Tanıtmadığımız karakter şu an kanalda olmaması lazım. Yani daha yeni çıkanlardan diyeyim. Öncekilerden var, illaki var. O yüzden hızlı bir şekilde neyse uzatmayacağım işte anladınız siz. İlerletmeye çalışıyorum. Quick Play'den 5'li savaşa gideceğiz. Valla Faction Wars için planlarım var ama çok da şey yapamıyorum şu anda. Nasıl derler? Editeyim diyeyim bu arada. Şuradan bir Scorpion'ı name olarak şu en sondan daha rahat buluruz. Scorpion abimizi ekleyelim şu tarafa. Aynen. Bir tane de Quan Chi'yi eklemem lazım benim. Quan Chi'yi de şöyle ekleyeyim. Bunlar iyi bir şekilde kurtaracaklar bizi. Evrimimiz şu anda 5. seviyeye kadar atlatılmış durumda. Gayet iyi. 20 seviye değil miydi lan Dvora? Venomous'ı kaçacağız oğlum. Dur Swarm şey bu değil lan. Bu ne? Ne alaka bu? Allah Allah. Name'den şöyle bir gel bakalım. Ulan Allah Allah ya. Lan bir de yan tamam şöyle. Agacım şunu kat. Ulan kendi kendimi trolledim resmen ya. Tamam 5 evrim abi hepsi. Sıkıntı yok tamam. Gayet tatlı. Karakterin ilk yeteneğinden başlayalım. Zehir bırakıyor ve hasar bırakıyor. Normal Dvorak abi altın şey karakter yani. Altın karakter klasik. Challenge karakteri bile değil bildiğim kadarıyla bu. Öyleyse de leş yani. Güzel bir karakter olduğunu söyleyemem. Sırf seri yani şey olmasın diye aksatmamak için. Tüm karakterleri çekeceğim. İkinci yeteneğimiz zehir bırakıyor. Üçüncü yeteneğimiz curse bırakıyor. Curse efekt nedir? Bu karşı rakibi lanetliyorsunuz. Lanetlediğiniz rakiplerde kritik vuruşlardan daha fazla hasar yiyorlar. Feast of Strength'in de varsa katalım bakalım şöyle bir. Tamam bunu kullanmışız zaten. Şunu da kullanalım. Buradan kullanamıyoruz. Burada kullanacağımız yokmuş. Tamam şu Sub-Zero şeyini değiştirmek istemiyorum. Çok güzel duruyor arkası. Aynen abi. Girelim bakalım. Şöyle yardıralım ufaktan. Bakalım neler çıkartacağız, neler çıkartamayacağız. Kuleyi bu arada Sorcerer's Towers'ı bu hesaptan yapmayı düşünüyorum. Belki de yapmam bilmiyorum. Düşüncelerim şu an o yönde. Normal kule şeylerini de yapmaya çalışıyorum o yüzden hesapta. Normal kulede 90 ama ne geldim. Yani şu an 3 hesapla birlikte kule yapmaya çalışıyorum o yüzden. Birinci deneyimizi bu arada atıyorum şöyle. Klasik zehir bırakıyor abi. Bıraksın zehirini. Güzel de vuruyor bu arada kritik olarak. Çok fazla hasar çıkarttı. Yani kendisinin iki katı bir karaktere oha ama tek attı lan örmek. Bayağı fazla vurdu ve burada ağzımıza tükürüyorlar. Ama sıkıntı yok. Yine kurtarabiliyoruz kendimizi. Yan karakterlerimiz sağ olsun. Sağlam o yönden. Kaydırmaları sevmiyorum ya. Valla sevemedim gitti abi. Öldürdük bunu da. Hemen attı şeyini. 61 bin. Bu arada şeyi bayağı seviyorum ya. Ne derler? Ne lan bu? Allah Allah. Şey karakterin adını unuttum ya. Circle of Shadow değil de neydi lan? Ulan kafam Spec Ops ya. Niye böyle oldu? Allah Allah. Biraz aç girdim videoya galiba. Onun alakası var. Anlık kalori düşünce kafayı yiyorum. Ara ara kendinizi böyle aç bırakmak bu arada sağlıklı. Bilginiz olsun. 4 saat açmadığı sürece güzel yağ yakımına çok yardımcı oluyor. Bilginiz olsun. Karakterle ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey olmadığı için boşa sarıyorum fark ettiyseniz. Yani karakterin özelliği bu kadar abi. Başka bir özelliği yok. Mesela hani bak mesela şu an
Kaç vuruyoruz? 1500 vuruyoruz. Fazla vurmayacağım bilerek çünkü düz vuruşumuz kritikle 1500 falan vuruyordu. Mesela negatif efekte şu an kapıldı ve 3000 vuruyor. Gördünüz mü? %100 fazladan kastı. Mesela şuradaki pasifte yazan %100 bu abi. Kastettiği bu yani. 3000. Hani güzel aslında. %100 arttırması. 1500, 4500 falan. Hasarlarımız böyle artıyor gittikçe. Cani Cage abim geldi. Gel bakalım Cani abicim. Sana şöyle bir vuralım. Yani çok kullanılacak bir karakter değil, öyle söyleyeyim. Ama idare eder mi? İdare eder ya. O kadar leşlemeyelim karakteri. Kalkanımız çalıştı. Daha bizi Scorpion kurtaracak. Warlock Quan'ı diriltecek falan filan. Oho, öldüremezler beni. İmkanı yok abi. Yani gerçekten imkansız gibi bir şey. Örmek'in bu arada ne kadar az hasar yediğini görüyorsunuz değil mi? Foro Örmek miydi? Foro diye okunuyor olması lazım. O abim bayağı güzel bir çar bu arada. Yani bayağı güzelden kastım. Yani şimdi gidip Diamond paketi açtığımda mesela karaktere bok diyorum, altın karakterlere. Yo sen altın karaktere şimdi bok mu dedin? Bende var, ben oynuyorum çok. Oğlum Diamond karakter paketi açtığımda altın karakter çıkıyorsa bana göre işte Johnny Cage veya Triborg değilse boktur yani. O klasik işte cosplay J. Kubrick değilse, ne bileyim klasik Sonya Blade değilse. Bunlar gerisi bok oluyor hani, çünkü hiçbir şekilde uyum sağlayamıyorsunuz. Güçlü değiller, seri değiller falan. Öyle yani, birçok karakter öyle. Mesela Hanzo Asashi şey bosslar damage over time yeseler Hanzo Asashi suratına sıçabilecek bir karakter bossların. Ama yemiyor abi, hani atamıyorsunuz onu. Hanzo Asashi'yi belki bu çok can yenileyen kısımlar var, orada kullanabiliriz. Bu arada ikinci yeteneğimi atsam güzeldi. Neyse. 200 gibi de vuruyor ha. Vallahi çok vuruyor ama negatif efektlere karşı Raiden biraz daha güçlü bir karakter. Bu yüzden şöyle bir atayım. Yeteneğimiz çok seri doluyor değil mi? Çok doluşu çok tatlı abi. İkinci yeteneğimizi atmaya çalışacağım. Blokta değilken atayım ki maksimum hasarı görelim. 67.000. Ulan sağlam vuruyor ha. Vallahi güzel hasarlar. Güzel yani, hani kulede değiliz, bir şey değiliz. Ekstra yüksek bir ekipmanımız yok. Bu karakteri kullanmak neyle mesela yardımcı olabilir? İki kere zehir atabildiği için bu olay çok güzel. Çapabiliyor, stacklenebiliriz yani, biriktirilebilir zehri var. Bu olay ne demek? Can yenileyen hayvani canlılar olan kısımlar varsa, mesela 1 milyon canlı karakter olur kulede. Girerseniz duvarla 2 kere stack olarak zehir atabilirsiniz. Atıp yan karaktere geçersiniz. Kanama bırakırsınız. Sonra Scorpion'unuz varsa bir de üstüne yakarsınız. Hani o kadar hızlı erir ki o karakter. Karşıdaki karakter. Anlatamam yani. O derece hayvani bir zehir bırakabilirsiniz. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ama uçurum şeyler yani hani. Onun yerine ya buna sıra gelmez, onu söyleyeyim. Yani onun yerine kullanabilecek o kadar çok karakter var ki klasik reptil falan katarsınız direkt. Ne uzatacağım deyip. O daha mantıklı oluyor. Keşke şu 3. yeteneğimi atmaya gitseydim ama neyse, bir deneyelim bakalım. Atarız diye düşünüyorum da dur bakayım abi. Biraz biriktireyim. Power Drain atan bu arada Kenshi var karşıda. Ona birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu vurursam ölür ve Kenshi Power Drain atabilir bana. Tamam, ben attım. Ona sıkıntı yok o yüzden. Canı bu arada bayağı fazla Kenshi'nin. Bir miktar güçlü kendisi. Vuralım. Güzel. Bizi öldürebilecek konumdan bilmiyorum. Yani. Quan Chi'ye falan geçebilirim. Bir daha geçeyim şöyle bir duvara. Birazcık şey kasmak istiyorum abi. Üçüncü yetenek için. Ama bar kasacağız da. Bar zor ya. Bu el çok zor. Bu el zor abi. Diğer ele barımızı ayarlayabiliriz. Tamam. Ben direkt öldüreyim. Mesela kanama da bıraktı bak. Güzel bir olay. 67.000. Güzel ya. İyi vuruyor ha. Vallahi güzel hasar yani. Faction Wars'ı tabii ki de Survivor modda kullanılamaz yani. Survivor'da imkanı yok abi. Bir girelim. Power Drain yatan karakter karşıda yok şu an ama bizi yansıtacak, hasar yansıtacak Kraken Reptile. O da birazcık sıkıntı olabilir. Altta da diyor ki maçın ortasındayken durdurup karşı rakibin ve kendinin yeteneklerini veya işte özelliklerini görebilirsin diyor. Çevirisi oydu ortalama. Şimdilik ben birazcık biriktireceğim şu şeyimi, özellikle 3. yetenek için biriktirmek istiyorum. Bakalım, bir görelim. Farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum ama klasik şeyleri yani. Deborah 3. yeteneği de büyük ihtimalle. O yüzden ekstra bir şey beklemiyorum. Kanamayı bu arada neyle bırakıyor? Ekipmanla bırakıyoruz galiba ya. Sanıyorsam ekipmanla bırakıyoruz abi. Ya da şey, bitirici kombolarımda kanama ekleme talents'a bakayım bir. Böyle bir şey mi açık? Burası değil de. Burada. Yo, bunlarda değil. Allah Allah. Ulan bilmiyorum ya. Anlamadım valla. Neyse tamam, çok da şey değil. Support'ta falan da yok ama Talents'ını da göstermiş oldum size bu arada. Onu da kullanabilirsiniz abi.
Ben Faction Wars'ta ortalama olarak onu kullanıyorum. Hani hem birinci hem ikinci yeteneğimi boostluyor. Genelde Survivor için farklı bir mod olabilir tabi de. Burada bunu kullanıyorum. Bunu atalım bu arada. Farklı mıymış bakalım. Yani aynı gibi duruyor. Bakalım abi. Aynen aynen. Ekstra bir şey yok. Klasik. Kaç vuruyormuş? Onu da görelim. 45.000 gibi bir şey vurdu galiba. Yani güzel hasar. Güzel abi. Hasar çok da kötü değil. Kodumuz hasar olsun. Böyle hasar diye verelim. Yani Corrupted God gibi bir şeyler yazıyordu bu arada karşıdakinde. Yani hiçbir şey kasmamışız abi. Leaderboard'da hiçbir yerimiz yok değil mi? İhtimali bile yok. Yani normal değil mi? 15.000 puan kasmışız zaten ama ileride umut ediyorum ki daha fazla kasacağız. İnşallah öyle olacak yani. Burada bakalım Seçkin Öztürk. Vay be, Seçkin Öztürk şu anda 20. sıradaymış abi. Hangi şeyde? White Lotus'ta şu an 20. ya. Helal kardeşime ya. Yani bu video şimdilik bu kadar olsun. Yeni bir A'dan Z'ye serisinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.